Evet. 2020 yılı aslında iş yerleri özetledik. Anladım. Bunları da billboardlarımızda, 2020'de yaptıklarımızı da 7 billboardumuz var bizim ilçede. Onlarla da ilçeyi aydınlatıyoruz. Sosyal medyada da bunun videoları var. Bunlar çeviriyoruz. Ve Allah'a şükür 29 proje dedik ama biz arkadaşlardan, ben tabii fazla sol biliyordum da, projemizde olmayan 10 işi de elhamdülillah gerçekleştirdik. 39'u. Yani. Öyle mi? 29'u 21'i gittim. Evet. Bitmeyen de nedir efendim? Yüksekokul projesi var mesela. Biz Kayseri Üniversitesi ile görüştük. Bir yer bulduk. Oranın işte meslek yüksekokulu mu? Meslek yüksekokulu. Ama dedik hani hacılara has olsun. Sanayiyle ilgili olsun. Vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir yolda. Aslında burada daha önce de olduydu değil mi? Çocuklarla ilgili. Tabii. Ağustos'ta ihalesi yapıldı ama iş çok büyük olduğu için son ikiye kalan firma kamu ihale kurumuna itiraz etti. Kamu ihale kurumu bir karar verdi. Onun üzerine de bir itiraz hakları var. Onu devam ettiriyorlar. Bir aksilik olmazsa baharda sözleşme imzalanıp burada biz bilirsiniz mezarlığa geçtikten sonra Hacılar Yolu hemen başlıyor ya. Oradaki alanda 18 uygulamasını da yaptık. Batıda kalan alan direkt doğuya geçiyor, yolun doğusuna geçecek. Evet. Ve 18'de tamamlandı ve karayollarla eş zamanlı olarak kamulaştırma da %92 seviyesine geldi. Geldiniz. İnşallah orada da bir sıkıntımız olmayacak ama bu da çok beklenen bir proje efendim. Yani kesin. 92 milyonluk bir evet, iş. Evet. Kıymetli evlatları dediler ki biz böyle bir proje. Bunun efendim kütüphanede çok daha ileride bir düzeyde bu. Hmm. Burada amaç hem bireysel ders çalışma hem toplu ders çalışma olacak. Eski düğün salonunu kullanacağız. 5 milyonluk bir proje. Projesi hazır. İnşallah baharda başlıyoruz. Temel atma işlerimiz var. Sezon sonunda da bitirir. İnşallah. Hadi. Başarılı öğrencileri burada destekleyip efendim evet. Öğretmen desteği de verilecek kütüphanede. Tamam. Yani belki bir Türkiye'de bir ilk. Onunla ilgili belki vakıf da kurulabilir ama Özkaya ailesi o öğretmenlerimize de destek verecek. Allah razı olsun. Evet değerli başkanım, vermiş olduğunuz bu güzel sunumdan sonra size ve ekibinize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de hacılar hak ettiği hizmetleri almış durumda, almaya da devam ediyor. İnşallah çok daha güzelliklerle birlikte siz halka bu güzellikleri sunacağınızdan eminiz. Yapmış olduğunuz projeler 29 proje söylemişsiniz, 39 proje bitirmişsiniz. Bu herkese nasip olacak bir şey değil. Bir de şu anda geldim gördüğüm kadarıyla da her gittiğimiz yerde hacıların bir görünüm çehresi değişmiş. İnsanların huzuru farklı bir şekilde, mutlulukları gözlerinden okunuyor. Şu pandemi döneminde evde kapalı olup da sıkıntıya düşmeyen aileler hepimiz dahil olmak üzere söylüyorum. Pek çok sıkıldığımız, çocuklarımızın, yavrularımızın, torunlarımızın sıkıldığı dönemlerde burada hacılar hem esnafında hem halkında almış olduğumuz izlenimler hep mutluluk içerisinde, şükürler içerisinde cevap vermeleri. Bunlar önemli. Bunlar hem yerel yönetimlerin hem de buradaki üst düzey yöneticilerin etkisi çok önemli. Siz halka dokunmuşsunuz. Sizi tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık. İnşallah bundan sonraki projelerinizde bizim de üzerimize düşen ne olursa Ankara'da, burada, farklı yerlerde her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Sizi tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık diyorum.